Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün size eyeliner nasıl eşitlenir onunla ilgili birkaç ipucu vereceğim. Daha önce yapmış olduğum tekniklerden birazcık karıştıracağım. Şimdi hepinizin en çok zorlandığı nokta eyeliner'da kuyruk eşitleme. Kuyruk eşitlemenin birkaç tane yöntemi var. Onlardan bahsedeceğim. İlk olarak gözünüzü bir cetvel veya böyle bir uzun karton ya da makyaj fırçasıyla hizalamanız. Fakat bu yöntemde eyeliner'ınız çok dik olacak. O yüzden de ben bunu çok önermiyorum. Mesela bunu burnumun köşesine yerleştiriyorum. Gözümün bittiği yere yerleştiriyorum ve bu şekilde çizdiğim zaman benim eyeliner'ım çok dik olacak. Ben bu şekilde seviyorsanız bunu yapabilirsiniz. Bu böyle geçirdiğinizde eyeliner'ınızı fırçanızla bu şekilde hizalarsanız eğer düzgün bir eyeliner'ınız olacaktır. Peki uzunluğunu nasıl yapacağım? Kartonu biraz yaklaşıyorum. Buradan başlangıç noktası olarak burayı göze almayın. Bu şekilde hizalıyorum. Gözümün tam dış köşesinden geçiriyorum. Ve köşeye bir tane nokta koyuyorum. Ve kuyruğunu nereye istiyorsanız oraya işaretleyin. Tenime de bu noktaları aynı yere işaretliyorum. Gözümde nokta var gördüğünüz gibi. Bu noktaları buradan buluyorum ve karşılıklarını da ters çevirdiğimde gözüksün diye işaretliyorum. Sonra da yine gözümün dış köşesine bunu yerleştiriyorum. Bittiği yeri de buradan işaretliyorum. Ve bu şekilde koyduğunuz noktalarla kuyruğunuzu yapıyorsunuz. Şimdi ben bunu çizmeyeceğim çünkü silip silip yeniden yapmak zor olacak. Bu kağıt olmadan da yine aynaya bakarak eyeliner'ım ben normalde gözümün altındaki çizgi devam ediyor gibi. Bakın böyle yuvarlak bir şekilde geliyor ve şuradakini sanki böyle dümdüz yukarıya çıkıyormuş gibi bu çizgi. Bunu yine karton yardımıyla gösterirsem daha kolay anlayacaksınız. Yerleştiriyorum. Bakın kirpiklerimin dibine. Ve bu şekilde gözümün altındaki çizgiyi devam ediyorum. Yani hattı takip ediyorum. Ve bu şekilde bir çizgi çekmem gerekiyor. Bunu ben gözümle tahmini yapıyorum. Ve istediğim açıda uzatıyor gibi takip ediyorum ve bir nokta koyuyorum ve yine aynı şekilde diğer tarafa da bakıyorum, takip ediyorum, ediyorum ve bir nokta koyuyorum, küçük birer nokta. Bakıyorum eşit mi? Eşitse tekrar eyeliner'ımın kuyruğunu yapmaya devam ediyorum. Daha önce yapmış olduğum gibi üçgen bir şekilde bu şekilde şöyle bir üçgen çiziyorum. Bu şekilde üçgen kestim. Bir tarafı dik. Yine gözümün altındaki çizgiyi takip ediyorum. Aynı açıyla bunu yerleştiriyorum. Ve ucunu, bittiği yeri ve buradan da birleşme noktalarının çizgilerini şöyle noktalar koyuyorum. Ve böylece eyeliner'ımın açısını ayarlamış oluyorum. Bu şekilde. Daha sonra yine kartonu ters çeviriyorum ve aynı şekilde gözümün altındaki çizgi devam ediyor gibi yine bunu tam köşeye yerleştiriyorum. Zaten gözümün altındaki çizgiyi takip ettiğimde açıyı bulmuş oluyorum. Doğru açıyı bulmuş oluyorum ve yine aynı noktaları buraya işaretleyerek 1, 2 ve 3. Sonra eyeliner'ımı birleştiriyorum üçgenini. Fırçayla dokundurma yöntemi. Fırçanın uzunluğunca bu normal bu şekilde bir fırça olabilir. İnce bir fırça veya açılı bir fırça olabilir. Bunu bu şekilde yine gözümün alt çizgisi devam ediyor gibi hizalıyorum. Ve fırçayı gözüme iyice yaklaştırıyorum ve dokundurup kaldırıyorum. Aynı şekilde diğer tarafa da geliyorum. Gözümün altındaki çizgi devam ediyor gibi yaklaştırıyorum, hizalıyorum.
dış köşeye, tam fırçanın bitişini dış köşeye getiriyorum. Dokunduruyorum ve bırakıyorum. Böylece iki tane eşit eyeliner olmuş oluyor ve fırçanın köşeleri de gördüğünüz gibi zaten üçgen şekilde geliyor. Bunları aşağı ile birleştiriyorum. Küçük bir üçgen şeklinde bunlar. Bunları da tekrar bu kez boyayayım, sonra temizlerim. Çok hafif. Tekrar birleştiriyorum. Dar bir üçgen. Sonra da eyeliner'ın gövdesini çiziyorum ve birleştiriyorum. Bu kadar. Şimdi gelelim diğer yönteme. Yine burada işaretlemiş olduğunuz gibi küçük bir işaretleme yöntemini bu şekilde bir kağıdı dış köşesine, yine tam köşesine, blok not olabilir bu. Altındaki çizgi devam ediyor gibi köşeye yerleştiriyorum ve işaretliyorum. Hem gözümü işaretlemiş oluyorum hem kağıdı işaretlemiş oluyorum. İkisine birden değdiriyorum. Sonra kağıdı ters çeviriyorum ve aynı şekilde hizaladığım yeri buradan da bulup kağıttaki işarete göre gözümün üzerine işaretliyorum ve yine aynı şekilde kuyruklarını tamamlıyorum. Diğer yönteme çok benziyor ama yani bazen ben anlatmadan ya da göstermeden algılanamayabiliyor. Çünkü illa sanki uzun bir karton olması gerekiyor ya da üç yerinden işaretlenmesi gerekiyor gibi. O işaretleme kısımlarını her zaman çok çok yeni başlayanlar için anlatıyorum. Şimdi gelelim ya bu videodan önce yayınladığım ya da bu videodan sonra yayınlayacağım kolay eyeliner videosu da göstereceğim tekniğe. Concealer'ımı alıyorum veya beyaz bir göz kalemi. Concealer teninizden açık olmalı, bir ton veya iki ton, ya da beyaz bir göz kalemi alıyorum. Bu şekilde ya da şöyle concealer kalemlerinden alıyorum. Yani tenimde çok hafif belli olması gerekiyor kalemin. Bakın şu concealer kalemi mesela. Şurada ben bunu çok net görebiliyorum. Siz şu an ışıktan göremiyorsunuz muhtemelen. Ancak bir beyaz kalemi daha rahat görebiliyorsunuz. Şöyle açık renkli concealer'ım var. Young Blood'ın. Bunu alıyorum. İnce bir eyeliner fırçası. Açılı bir eyeliner fırçası veya da bu şekilde ince bir eyeliner fırçasını alıyorum. Concealer'ı alıyorum ve yine gözümün alt çizgisi devam ediyor gibi eyeliner kuyruğu çiziyorum bir tane. Diğer tarafta aynısını yapıyorum. Bunu istediğim kadar biliyorsunuz. Concealer bu. Sildiğimde hiç belli olmayacak. Eşitleyene kadar uğraşıyorum. Ve daha sonra eşitlediğine emin olduktan sonra üzerinden bir eyelinerla geçiyorum. Para bandı veya skoç bandı veya maskeleme bandı, artık elinizde ne varsa, nail art bandı da olabilir. Elimde birazcık fazlalığını alıyorum ve yine gözümün altındaki çizgi devam ediyor gibi hezalıyorum. Ve yerleştiriyorum. Yine aynı şekilde diğerine de gözümün altındaki çizgiyi hezalıyorum. Sonra bakıyorum karşıya. Bu zaten kendi çizgisini belli ettiği için eşit olup olmadığına emin oluyorum. Sonra eğer eşit değilse hemen çekip tekrar daha düzgün bir açıyla yerleştiriyorum. Eğer dediğim gibi burun hattınızı takip edip daha dik bir eyeliner sizin için problem yaratmıyorsa ve gözünüze çok uygunsa, kaşımla gözümün bitiş yerini hizalıyorum. Ve bunda da aynı şekilde. Bu aynı zamanda yine mükemmel ve düzgün jilet gibi bir bitiş sağlayacak. Bunu bütün diğer tekniklerde de yapabilirsiniz. Kaşınızla gözünüzün bittiği yer. Zaten burnunuzla gözünüzün köşesinin hizalandığı açı, aynı açı. Eğer dik bir eyeliner sizin için sorun değilse kaş ucunuzla hizalamak, ki doğru alınmışsa çok daha pratik olabilir sizin için. Bakıyorum bantların açıları aynı mı? Bantların açıları aynıysa eyeliner'ımın da açıları aynı olacaktır. Umarım daha pratik bir yöntem varsa unutmamışımdır.
Beni www.sevgibebi.com'dan takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like edin lütfen ve paylaşın. Yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.